Evet, öncelikli olarak bizler partimizin genel siyasal geleneği olarak 2014'ten bu yana yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemini savunan, her türlü saldırıya rağmen bunu korumak için de her türlü mücadeleyi alanlarda büyüten bir siyasi parti geleneğine sahibiz. Bu noktada özellikle bizim mevcut eş başkanlık sistemimizde 500'e yakın yerde sadece erkek değil aynı zamanda kadın eş başkanlık tanımıyla aslında sistemin merkeziyetçi katı zihniyetine karşı yerel demokrasinin en güzel örneğini sahada yerellerde örgütledik ve bunu sürdürmeye de devam ediyoruz. Yine biz ilk başta da ifade ettiğimiz gibi kente dair kararlarda kentimizi ve kendimizi biz yönetiriz şiarını yine kentin bütün bileşenleriyle hem birebir hem kurumsal toplantılar ve benzeri ziyaretlerde açığa çıkan görüş ve önerileri de yanımıza alarak kentle ilgili kararları, kentle ilgili planlamaları da hep birlikte belirledik. Biz kadınlar boyutuyla da elbette ki sokaklarda, köylerde, mahallelerde birebir temaslarımızda en çok yaşanan sorunlarımız, biriken sorunlarımız nelerdir, taleplerimiz nelerdir üzerinde çok ciddi tartışmalarda yürüttük. Yine bunun akabinde zaten 99'dan bugüne kadar geliştirmiş olduğumuz birçok kazanımımız vardı. Özellikle şunu ifade edebiliriz, bu kazanımlara ilişkin 8 yıla yakın kayyum zihniyetin yaratmış olduğu tahribatın açığa çıkarmış olduğu çok büyük bir boşluk var. İlk etapta bu kazanımlarımızı hayata geçirebilmek, politik anlamda kadınların kent yaşamı üzerinde söz kurma hakkını tekrardan devreye koyabilmek ilk minvalde yürüteceğimiz bir boyut olacak. Beyannamemizde de bunları dile getirdik. Yine bunun dışında gelişen savaş ve şiddet politikalarında kadına karşı şiddetin gün geçtikçe artmış olduğu gerçeği, kadını koruyan yasaların gündemden kaldırılması. Bütün bunlara da baktığımızda şiddete dair çok güçlü çözüm önerilerimiz, geçmişten mirasını devraldığımız kurumsal yapılarımızı ilk elden devreye geçirmek, yine kadın meclislerimiz boyutuyla da bunu harekete geçirmek gibi bir pratiğimiz olacak. Aynı zamanda ekonomik yoksunluk ifade ettik, savaş ve şiddet aynı paralelde gelişiyor. Yoksulluğa karşı da çok ciddi kapsamlı projelerimiz var. Var olmaya da devam edecek. Hem kadın kooperatifleri, özgür kooperatif birlikleridir. Kadın yoksulluğunu tedavi edebilecek, giderebilecek bazı önleyici politikaların geliştirilmesi. Yani açıkçası Ahmet için bir kadın kenti resmini nasıl oluşturabileceksek kentin bütün bileşenleriyle birlikte bir kararlaşmaya vardık ve buradan da ifade edelim, sözümüz olsun. Özellikle temsiliyette bulunan tüm kadın eş başkanlarım adına da ifade edebilirim ki kentte yaşayan tüm kadınların sözünü sakınmak için her türlü mücadeleyi de göze aldığımızı ve kararlı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Zaten kapı kapı dolaşıp çalışma yapıyorduk halkımızla bir araya gelerek, halkımıza temas ederek. Bizim vaadimiz yoktu. Bizim vaatlerimiz halkın talebiydi. Ve gerçekten gelişen bütün çalışma o anlamda pratiğe döküldü. İleride de bunun meyvelerini alacağız, inanıyoruz. Çok güzeldi gerçekten. Aslında sonuç şuydu, kadınlardan korkmayın. Eğer kadınların yaptığı çalışmalar ileriye dönük, güzel şeylere dönük, pratiğe dökülecek çalışmalara dönük güzel eylemlere yol açacaksa, kadınlardan korkmayın. Verilen mesaj buydu bence. Kadının esareti söz konusuydu. Kadının erk zihniyete hizmeti söz konusuydu. Erk zihniyetin rahatlığına dönük bir hizmet söz konusuydu. Ama kadınlar artık diyor ki biz varız, düşünebiliyoruz, çalışabiliyoruz, eyleme geçebiliyoruz, pratiğe dökebiliyoruz. Bu hani bu yönlü bir korku var ama korkmasınlar. Gerçekten kadınların olduğu her yer gül bahçesine dönüşür. Bu kadar söyleyebilirim. Beyanname şöyle oluştu aslında. Bizler mahalle mahalle, köy köy kadınlarla toplantılar aldık, gençlerle toplantılar aldık. Yani üst akıl değil aslında. Masa başında oturup sizin için ne yapabiliriz demektense kadınların sorunları nelerdir? Bu kentin gençlerinin, kadınların sorunları nelerdir diye kadınlardan dinledik. Önerileri kadınlardan aldık ve bu öneriler sonucunda aslında bugünkü beyannamemiz ortaya çıktı. Şimdi beyannamede de vardı. Birebir kadınların söylediği de aslında kadın yoksulluğunun önüne geçmek, kadına yönelik şiddetle mücadele, yeni yeni kadın kooperatifleri oluşturmak, kadın meclisleri oluşturmak, belediyeler bünyesinde geçmiş dönemde var olan ama kayyumlarla beraber kapatılan kadın kurumlarının tekrar açılması, kadın yaşam merkezlerinin oluşması, bunlar
kadınların kendi önerileriydi, kendi istekleriydi ve biz ona göre de bir beyanname oluşturduk. Ahmet 31 Mart'ta şöyle bir cevap verecek. Bu kent kayyumlardan önce kadın kentiydi. Çünkü 2014'ten beri aslında bizde eş başkanlık sistemi var. Bugün eş başkanlık sisteminin tartışılmasının gerekçesi de aslında kayyum politikaları, mevcut siyasi iktidarın yönelimleridir. Bu kent, bu kentin bütün eş başkan adayları hem kadınlar hem erkekleriyle beraber ve bu kentin bütün kadınlarıyla beraber aslında biz 31 Mart'ta eş başkanlık sistemini kabul ettiğimizi, eş başkanlık sisteminin sadece siyasi parti için değil, DEM Parti için değil, toplum içinde mor çizgi olduğunu ve Ahmet'i tekrar bir kadın kentine çevireceğimizi göstereceğiz.